Şerefsiz. Oğlum başımıza daha kötü ne gelebilir diye düşünürken her zaman daha kötüsü olması. Yeter lan, bitmeyen kabuslar gibi ya. Her gün kötü bir habere uyanıyoruz. Eğer sağlam oyuncuysanız birçoğunuzun bildiği gibi çok kötü bir şey oldu dün gece. Eğer bilmiyorsanız da şu an bu videoda sizlere kötü bir haber vereceğim. Steam fiyatlarını dolara sabitleyecek. Dün gece bunu gördüğümde beynimden vurulmuşa döndüm. Zaten zar zor oyun aldığımız muhteşem ekonomimizde bir de Steam'in bu şekilde bir fiyat politikasına gitmesi tamamıyla bizi bitirecek bir hamle olacak. Yani özellikle oyun fiyatları çok daha beter uçacak. Söylemiştim demek istemiyorum ama şu videoda söylemiştim. Şimdi bu konuyla alakalı birkaç farklı düşüncemden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle Steam Destek'te yayınlanan şu yazıya bir bakalım. Arjantin ve Türkiye'de 20 Kasım'dan itibaren yeni USD cinsinden fiyatlandırma. Bunun hepsini çok fazla okumayacağım ama yani uzun lafın kısası bütün fiyatlar dolara endekslenecek. Yani 60 dolarlık bir oyunu şu an 1700-1800 civarında falan alacağız. Hiçbir şekilde kur sabitleme olmayacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde oyunları 3000 liradan, 5000 liradan hatta almaya bile üşendiğiniz boktan oyunları 600 liradan, 700 liradan falan göreceksiniz demek. Öncelikle Steam bunun neden yaptığını iddia ediyor. Biliyorsunuz birkaç tane işte site var. Oyunları indirimli alabildiğiniz. Yurt dışı kaynaklı bu siteler genelde işte Türkiye, ne bileyim Arjantin veya işte Orta Doğu üzerinden bu oyunları aldıkları için çok daha uygun fiyata alabiliyorlardı. Tabii ki bizim TL'nin onlara göre bir kağıt parçası olması bu işi bir tık daha karlı hale getiriyordu. Tabii bunun üzerine de oyun firmaları ve Steam bir toplantı yapıyorlar. Tamam, Türkiye'de de oyun satmak istiyoruz ama bu tarz siteler var ve keyleri toplayıp bayağı uygun fiyattan satabiliyorlardı. Hatta Steam hesapları falan satıldığı da söyleniyor. Yani bu siteler tarafından. O yüzden Steam'de bu tarz bir karar almış. Yalnız kardeşim, bizim bir atasözümüz var. Yani pire için yorgan yakmak. Sen komple bir ülkenin, özellikle ekonomisi süper olan bir ülkenin tutup da dolar cinsinden fiyatlandırma yaparsan nah oyun satarsın. Satamazsın abi. Yani böyle bir şey yok. Gerçi oyun firmalarının da Türkiye'yi ne kadar önemsedikleri belli. Çünkü çoğu oyuna zaten Türkçe dil desteği bile görmüyorduk. Ancak Türkiye'deki satışlarının çok da öyle acınacak halde olduğunu düşünmüyorum. Yani ciddi bir Steam kullanıcısı var ülkemizde ve bu durum ciddi ciddi etkileyecek. Herkes şimdiden işte yaşasın torrent, torrent geri dönüyor falan paylaşımları yapmış. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Yani 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira bir insan özellikle Türkiye'de yaşıyorsa ve öğrenciyse, ya öğrenci olmasına da gerek yok. Normal çalışan orta seviye bir oyuncu bile yani bir oyunu alırken 3000-4000 lira vermek istemez ki hiçbir oyunun da edeceği fiyat 3000 lira, 4000 lira değil. Tamam, şunu diyebilirsin. Abicim, senin ülkendeki paran kıymetsiz. Millet ne yapsın? Yani Steam ne yapsın bu konuya? Bunca zaman zaten yapıyordu oğlum. Steam'de dolar kurunu uzunca bir süre düşükte tuttu ve biz de oyuncular olarak bundan faydalandık. Şimdi şu açıdan baktığımızda evet haklılar. Bazı siteler oyunları uygun fiyattan alıp bu bölgelerden yurt dışına satabiliyorlar. Daha uygun fiyata indirim yapabiliyorlar kafalarına göre. Bundan hem oyun firmaları zarar görüyor hem Steam zarar görüyor. Ama filler otlar ezilir. O otlarda biz oluyoruz işte. Sıkıntı burada. Tamamıyla dolara dönerse bu iş ülkede oyun satışı durur. Bunu söyleyeyim. Yani kesinlikle %99 oranında çok fazlasıyla oyun satışları duracak. Ondan eminim. Ve bu durum da çok baya baya ciddi gibi görünüyor. Yani muhtemelen bundan geri adım atmayacaklar. İlerleyen süreçlerde ne olacak hiçbir fikrim yok. Umarım geri adım atarlar ama hiç ümidim yok. Açık söyleyeyim. Yani bu şekilde devam edecek ve muhtemelen dolara çevrilmiş halinde göreceğiz. Bir de abonelikleriniz veya ne bileyim işte Steam cüzdan bakiyeniz falan varsa bunlar da dolara çevrilecek. Adamın 5000 TL Steam cüzdan bakiyesi var, 100 dolara düşmüş falan. Yani çok acınası bir durum, çok sıkıntı bir durum. Özellikle bizim gibi oyuncular için leş bir durum. Sorunu tam anlamanız bakımından bir ufak bir liste yapmak istiyorum. Steam'de başımıza neler gelecek? Şimdi bu dolara çevrildiği zaman 60 dolardan bir oyunu muhtemelen 1700-1800 civarlarında falan alacaksınız. Normalde yüzüne bile bakmadığınız boktan indie game'ler falan filan bunları 500-600-7 liradan göreceksiniz. Ve tabii ki dolar da bu şekilde durmayacağı için muhtemelen bundan 6 ay 7 ay sonra
AAA oyunlarına bir 4000 lira, 5000 lira gibi fiyatlar göreceksiniz. Bu şekilde oyun alabilecek misiniz? Hayır. Steam'deki abonelikler de değişecek. Tabii ki bayağı fiyatlar artmış olacak. Yani dolar üzerinden hesaplandığı için şu an uyguna olan bir aboneliğiniz varsa onun da aylık ödemesi bayağı bir uzaya falan çıkacak. Yani olay tamamıyla bundan ibaret. Her şeyi şu an 10 katı olarak hesap edebilirsiniz. Hesaplamaya başlayabilirsiniz. Bu arada sonbahar indirimi gelecek yanlış hatırlamıyorsam ve ondan bir gün önce oluyor bu olay. Cadılar Bayramı indiriminde alabileceğinizi alın. Bence bir ay sonra çok pişman olabilirsiniz birçok oyun için. Abi diyorlar ki siz oyun moyun oynamayın. Sizin oyun neyiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? Niye oyun oynuyorsunuz ki siz? Size oyun oynamak bile haram. Kafanızı dağıtmak bile haram. Üzülüyorum ya. Vallahi bak böyle düşünüyorum da gerçekten çok üzülüyorum ya. Çok şanssız bir zamana denk geldiniz Z kuşağı biliyorsunuz değil mi? Acayip şanssız bir zamana denk geldiniz. 90'lardaki bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Benim de zamanımda böyle orijinal oyun falan yoktu ülkede. Yani 95'lerden bahsediyorum. Her köşe başında CD'ciler vardı. Abi CD var, abi film var, abi çizgi film var, abi oyun var falan. Kadıköy'de Yazıcıoğlu İşan'ın böyle önünde CD satarlardı. Böyle yapışırlardı dilenci gibi. Muhtemelen tekrar ona döneceğiz. Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. 95 ile 2000'ler arası tamamıyla işte sokaklarda CD'ciler bilmem neciler vardı. Oradan gidiyorduk, oyun alıyorduk. Orijinal oyun yok ki. Yok abi yani ülkeye gelmiyor. Şu an geldiğimiz durumda bence sokaklarda işte korsan CD'cileri tekrar göreceğiz gibi geliyor bana. Bu sefer flash bellekçileri falan göreceğiz galiba ya da hard diskle falan satacaklar. İş gerçekten bu kara borsaya kayacak ve ben buna çok üzülüyorum. Neyse konuştukça moralim bozuluyor ya. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bir yazın bakalım bana. Yani bu konuyla alakalı düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda görmek istiyorum. Bu arada bir şey fark ettim. O Steam logosunun yuvarlağını çıkarttığımızda aslında neye benziyor biliyor musunuz?